Herkese merhaba, Healthful Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün çok sorulan, çok istenen istek parçalardan biriyle karşınızdayım. Vegan hamburger yapacağız. Son zamanlarda çok popüler oldu, her kafede var ama ateş pahası, niye o kadar pahalıya satıyorlar asla anlamıyorum. Vardır bir bildikleri ve diyorum ki aslında evde yapmak gayet kolay, gayet böyle hani gözünüzde büyüttüğünüzden farklı. Pıt 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 yapılabilen bir tarifle karşınızdayım. O zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. Vegan hamburger tarifi aslında tahminlerinizin ötesinde basit. Sadece birkaç malzemeyi ön işlemden geçirmek gerekiyor. Öncelikle bir adet kırmızı soğanı küçük küpler halinde doğruyoruz. Yanına da 2 diş sarımsakla beraber yapışmaz bir tavaya alıyoruz. Her zaman olduğu gibi birazcık su eklemesiyle beraber kavurmaya başlıyoruz. Bu esnada tabii ki bu hamburger vegan olduğu için normal hamburgerin o et yanıksı tadını da aratmasın diye içine olabildiğince çok baharat, olabildiğince çok farklı öğe eklemeye çalışacağız. Bu noktada da birazcık biber salçası ekliyoruz. Soğan, sarımsak ve biber salçası iyice karamelize olana kadar tavada kavurmaya devam ediyoruz. Paralelde bir doğrayıcı içine önceden hazırladığımız malzemeleri birleştirebiliriz. Bu noktada ben önceden aslında çok fazla şey hazırlamadım. Haşlanmış kinoamız var, beyaz kinoa. Direkt suya atıp tuzlu suda makarna haşlar gibi haşlayıp süzüp kenara ayırdım. Kinoayı doğrayıcıya alıyorum. Üstüne biraz zeytinyağı, biraz da tuz karabiberle lezzetlendirdiğim ve fırında yaklaşık 20-30 dakika pişirdiğim pancar ve mantarlar geliyor. Pancar ve mantar et tadına en yakın renk ve görüntü sağladığı için aslında bir vegan hamburgerin olmazsa olmazı. Hamburgerin hem protein oranını zenginleştirmek hem de kıvam vermek, renk vermek için yine olmazsa olmaz malzemelerinden biri haşlanmış siyah fasulye geliyor. Siyah fasulyelerden sonra birazcık daha kıvam vermesi için bir yemek kaşığı siyez unu, bir tatlı kaşığı kadar da nişasta atıyorum. Bir yandan da soğan ve sarımsaklar biber salçasıyla beraber karamelize oldular. Onları da doğrayıcıya alıp homojen bir karışım olana kadar doğrayıcıdan birkaç dakika boyunca geçiriyoruz. Doğrayıcı arada takılabilir, hiç dert etmeyin. Durdurup kenarından böyle kaşık yardımıyla onu ezilmeyen malzemeleri ortaya çekebilirsiniz. Birkaç dakika içinde bütün karışım zaten birbirine bulanıyor. Harika, kıpkırmızı, neredeyse et rengine yakın bir hamburger harcımız oluyor. Şimdi hamburger harcını şekillendirmeden önce biraz sabırlı olmak lazım. Nişastanın, unun ve kinoanın yeterince şişip şekil verirken işimizi kolaylaştırması gerekiyor. Bu yüzden şekil vermeden önce bir 30 dakika buzdolabına atıyorum. 30 dakika sonra çıkardığım ve birazcık sertleşen harcı köfte şekli vererek bir fırın kağıdı üstünde temiz bir tepsiye diziyorum. Ve yeniden bir 30 dakika daha dolaba gidiyor. Bu şekilde de pişerken dağılmaması için köftelerin köfte şeklinde de buzdolabında bir süre beklemesi önemli. İstiyorsanız geceden yapıp ertesi günde pişirebilirsiniz bu arada. Buzdolabından çıkardığım köfteleri ısıttığım yapışmaz bir tavada biraz zeytinyağı ekleyerek güzelce kızartmaya bırakıyorum. Arkalı önlü çevirerek pişirdiğim ve dağılmasın diye zaman zaman 2 tane spatula yardımıyla çevirdiğim köfteler yaklaşık 5-6 dakika içinde hazır. Zaten içindeki bütün malzemeler pişmiş olduğu için hızlı bir şekilde kıvamını buluyor. Daha sonra bol marul, domates, artık keyfiniz ne isterse servis anında en keyifli an. Burada bence böyle köfteleri hazırlayıp ev halkı bir araya gelip herkesin istediği şekilde kendi hamburgerini yapmasını sağlayabilirsiniz. Belki kimi sadece marul içinde ister, kimi ekmek içinde ister. Herkesin keyfine göre bir hamburger var. Ben bugün birazcık daha böyle sade tuttum. Marul koydum ekmeğin üstüne. Üstüne köftem, üstüne hardal, üstüne kendi yaptığım acı sos, biliyorsunuz tarifi var. Hatta kenara da onun linkini bırakıyorum şimdi hepiniz için. Ev yapımı harika sriracha sos. Ve en üstü de fermente kırmızı soğan. Tabii ki onun da yapılmışı var. Onu da evde yaptık. Mis gibi harika. Bir yandan böyle yerken bir yandan da böyle mideyi ve bünyeyi besleyen harika bir hamburger tarifi. İşte bu kadar reklamını yaptığım hamburgerimiz burada. Bence çok seveceksiniz. Farklı bir lezzet. Yani dışarıda yemeği tercih ediyorsanız bence evde yapması oldukça dışarıdaki fiyatlara göre ekonomik. Hani böyle ayda bir
Ayda 2 canınız hamburger istediğinde farklı bir opsiyon olarak sofraya getirebilirsiniz bence. Ben çok severek yaptım ve çok da severek yiyoruz biz bunu evde. Eğer siz de yaparsanız ve severseniz benimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Bu ve bunun gibi onlarca sağlıklı tarif ve püf noktası için de Health Food Break'te her hafta buluşalım diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.